genel olarak yeni bir yüzyıl olarak değerlendiriyorum. Hem Cumhuriyet açısından hem ülkenin kendi içinde bulunduğu darboğaz açısından. Gerek Orta Doğu politikası üzerinde olsun, gerek Kürt halkın kendi geleceği üzerinde olsun. Belirleyici olmuş bir seçim. Yani bu anlamda bir önem var bizler açısından. Bir de diğer türlü, yani şu ana kadar son 2015'ten günümüze kadar halkın seçim hakkına yönelik iradesini yok sayan bir tutum. Bu yönelikle bir meydan okuma açıkçası. Yani bu anlamlara da taşıyor. Ben mevcut alışık olduğumuz, öncelikle parti kapatma mevcut alışık olduğumuz bir durum. Yani siyasal tarihimize baktığımızda her dönem işte inkar ve ihmal dayatmasına yönelik bir kapatma davası açılıyor. Yeşil Sol Partisi yani hem Kürt halkın içinde bulunduğu ideolojik yani perspektif açısından baktığımızda onu anlamlandırır. Hem ekolojik bir yaşam hem yaşama soldan emekten yana bakan bir yaşam perspektifiyle. Yani halkı kendi arasına yansıtacağını düşünüyorum. Yani Dilok'ta da bu şekilde bir katılım var. Tüm bölgede olduğu gibi. Umut ediyoruz ki beklenen değişim yaşanır. Kürt halkı yani partiler değişse, semboller de değişse ama kendi iradi tutumu sandıkta yansıtıyor. Yani bundan kaynaklı yani halka uzatılan mikrofonlara da baktığımızda biz kendi adayımıza vereceğiz. Yani insanı Kürtçe diyoruz ya kabın olmak diye yani kendi olmak, kendini var etmek. Böyle bir gerçekliği var. Bizim açımızdan Millet İttifakı çok bir anlam ifade etmiyor. Belki hani Türkiye'nin farklı kesimleri açısından alternatif olma umudu olabilir. Önemli bir şeydir hani yok saymıyoruz. Ama Kürt halkının iradesini yansıması açısından çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Hedef en az 100 diye şu an söylemleştirilmiş şekilde. Umut ediyoruz ki daha fazlası olsun. Yani sonuçta her partinin iktidar olma gibi bir perspektif vardır. Mevcut durumda Kürt halkın belki bir muhalefet olma, ana muhalefet olma rolü var. Çünkü var olan ister millet ister Cumhur İttifakı olsun iktidarı sürdürme üzerine bir politika yürütüyor bu anlamda. Baktığımızda hem gençlik açısından olsun, hem kadın açısından olsun, hem ekolojik yaklaşım açısından olsun sistemi zorlayan, sisteme bir alternatif, bir kendi yani kendi sistemini oluşturan bir gerçek Yeşil Sol Parti de var. Bu anlamıyla bundandır ki Türkiye'de en fazla tartışılan kesim oluyor, en fazla belirleyici oluyor. Yani baktığımızda işte siyasal harekette son 20 yılda her seçimde belirleyiciliği var. Özellikle 2015 sonrası ülkenin girdiği darboğazda Kürt halkının gerek siyasal iradesi olsun, gerek halkın kendisi olsun bir belirleyici önem arz ediyor. Bu kadar tartışılıyor. Kimin yanında yer alacak, nasıl tutum takınacak, işte siyasal önderlerin mevcut yaklaşımları nedir? Hep merak ediliyor, tartışılıyor da bazen onlara rağmen tartışılıyor maalesef ki. Ama yani bu kendi gücümüzden kaynaklı ve kendi emeğimizle yarattığımız bir güç. Yani öyle hazır bulduğumuz bir şey de değil. Yani bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Kendi partimize vermek istiyorum. Nedeni hem ekonomi için özellikle, ülkenin ekonomisi için, özgürlük için, kadın hakları için, yani özellikle gençler için o şekilde. Birincisi demokrasi için, özgürlükler için. Kadın hakları için, yolsuzluk olmaması için tabii ki de Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Gençlerin önünü sürekli kapatıyorlar. Eğitimde çok büyük sıkıntılar var. Üniversitedeki yurt bulamayan gençler tarikat yurtlarına gitmek zorunda kalıyor. Bunlar için mecbur değil de daha doğrusu Yeşil Sol Parti en iyisidir yani. Biz gençler olarak yaşam kalitemize bakıyoruz. Şu an mevcut AKP iktidarı döneminde yaşam kalitemiz çok düştü. Bugün her şey gerçekten inanılmaz derecede pahalı. Alım gücümüz düştü. Teknolojik aletlere erişim çok zor. Eğitimi tamamen paralaştırdılar. O yüzden eğitim kalitemiz de düştü. Eğitimde liyakat sistemini getirdiler. İnsanlar okulu bitirdikten sonra atanamıyorlar. Atanabilmek için ya bir yerde bir tanıdığı bir torpili olması lazım. O yüzden ben Gaziantep Üniversitesi'nde gazetecilik öğrencisiyim, 3. sınıf. Bölümü bitirdikten sonra yani iş bulabileceğimi düşünmüyorum. İş bulabileceğimi düşünmeme sebebim AKP'nin getirmiş olduğu liyakat sistemi. Kesinlikle AK Parti'ye oy vermeyi düşünmüyorum. Bu seçimden de evet umutluyum. AK Parti'nin son seçim olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle gidecekler ve 7 milyona yakın genç oy kullanacak. Bu gençlerden AKP'nin oy alabilmesi çok zor. Yani yok alamazlar. Kesin gidecekler. Umutluyum yani bu seçim. Yeşil Sol Parti. Ya şu an Türkiye'deki bu gündem rejimden kurtulmanın tek yolu Yeşil Sol Parti. Diğer partilerin her birinin genel bir sıkıntısı var ama yani bir oyumuz Yeşil Sol Parti'ye, diğer oyumuz da Kemal Kılıçdaroğlu'na partimizin desteği olarak. Türkiye'de dünya kadar sorun var. Ekonomiden tut, eğitimden tut, finanstan her türlü sorun var. Sağlık sorununa kadar. Açıkçası seçimden sonra burada olmayı düşünmüyorum. Yani yurt dışına gideceğim ama şöyle bir şey var. Şu anki rejimden daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir yönetim var ki hiçbir faydası yok. Hiçbir doğru bir işi yok. Ne sağlık, ne ekonomi, ne eğitim. Ben üniversite mezunuyum.
atama yok. İkinci üniversite okuyorum, atama yok. Hani yıllardır bu devam ediyor. Hani? Bir liyakatsizlik var. Yeşil Sol Parti, hani bunu yapabileceğini düşünüyorum ama verdiği desteklerle Cumhurbaşkanlığına, Kemal Kılıçdaroğlu'na en kötü ihtimalle bu olur yani. Tayyip'in rejimi olur. Bundan daha iyi olacağını düşünüyorum.